Kasap dükkanında çalışan kasiyer ile motokurye iddiaya göre işbirliği yaptı. Ekmek teknelerinden para çaldılar. Aralarında anlaşmazlık çıkınca ortaklık bozuldu. İkisi de ortadan yok oldu. ...6-7 ay muhtemelen benden para çaldılar. İkisi aynı işi yapıyorlarmış, ortak. Kasamı soyuyorlarmış. Böyle bir kazığı yiyince de insan üzülüyor. Üzüldü, şaşırdı. En çok da iki çalışanın bir olup ekmek teknelerine ihanet etmelerine kızdı. Şimdi kasanızı kime emanet edeceksiniz? Kendim duracağım. Bir kere dilimiz yandı. Bir kadın yaklaşık 7 ay önce Eyüp Sultan'daki bu kasapta çalışmaya başladı. Kısa süre içinde iş yeri sahibi Ömer Kaytancı'nın güvenini kazandı. Öyle ki Ömer Bey kasayı bile o kadına emanet etti. Bir kızım var dedi, bir kendim var dedi. Kirada oturuyorum, paraya ihtiyacım var dedi. Biz de ne yapalım? İyi niyetimizle yardımcı olalım dedik. Aldık işe. Teslim ettim kasayı. Çıktım bir seyahate iş için. Ömer Kaytancı kasasını yeni elemanlığa emanet ederken bir de motokurye işi almıştı. Kadın çalışan bir süredir seyahatte olan işletme sahibini aradı. Paraları bana teslim etmiyor dedi. Ben dedim o zaman ben geliyorum dedim. Olayın aslını öğrenmek için. Ömer Kaytancı o telefonla hemen İstanbul'a döndü. Güvenlik kameralarına bakınca gözlerine inanamadı. Toplu paralarımızı şöyle alıp kasanın altına koyuyoruz. Arkadaşımız böyle paraları alıyor. Şu şekil. Şöyle koyuyor. Şöyle kapatırken şöyle yapıyarak şöyle elinin arasını alıp kapatıp şöyle yapıyor ve şöyle arkasını dönerek arka cebine koyuyor parayı. Peki siz hiç fark etmediniz mi kasadan para eksildiğini? Devamlı iş sirkülasyon olduğu için bir de güvendiğimiz bir insan olduğu için hiç şüphe etmedim. 20 günde 150 bin lira zararı olduğunu söyleyen esnafın tek dileği şüphelilerin bir an önce yakalanması. İkisinin de dolandırıcılıktan sabıkaları, hırsızlıktan sabıkaları varmış. Bundan sonra iş başvurusu yapan insanların da ilk sabıka kayıtlarına bakacağım.